Merhabalar arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Eminim destek olarak da beni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 4 rengim var. Şöyle krem, yeşil, mavi, mor renginde. Dördünün markaları da Altın Başak, 50 numara yazmam, düz, markası Cenk. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizin alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıyoruz. Önceden iki tane hazırladım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek alt kısmını yaparak başlayalım. Birinci zürafamı batarak aşağı iniyorum. Modelimizin arasında bu şekilde 10 tane boş zürafa bırakıyoruz. Hemen 10 zürafamızı yapalım. Bir iniş zürafamızdı. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zürafa yaptıktan sonra bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinciye batarak yuvamı oluşturuyorum. Yuvamız şöyle küçük olsun. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım, germe olmasın. Tekrar tepeye çıkıyorum. 4 tane iniş çıkışımız olacak. Bu şekilde 1, 2, tekrar yuvamın içine batıyorum. Hafif ipimi yine bol bırakıyorum. Düğümlerimizi iyice sıkalım. Yaprağımız şeklini alsın. Tekrar tepeye çıkıyorum. İyice ayarlıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Son çıkışımız ve 4 tane iniş çıkışımız oldu. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Son iniş ipimizi hafif bol bırakalım. Diğerlerinden biraz daha bol. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Şu boyutta. Tekrar pırpırımın şöyle başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır daha yapıyorum. Şu boyutta. Çok büyük olmasın. Tekrar yuvamın içine aşağı iniyorum. İnerken yine hafif ipimizi bol bırakalım. Bu şekilde yazmamızın alt kısmını yapıyoruz. Hemen birinci zürafama aşağı iniyorum. Tekrar devam ettiğimiz zaman 10 tane boş zürafa arada bırakıyoruz. Sonrasında yine aynı işlemle yaprağımızı ve dalımızı yapıyoruz. Yaprak, dal. Hemen ben buradan ipimi keseceğim. Güllerim için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet, şöyle hemen ikinci rengimi taktım. Çok tatlı, güzel bir renk. Çok açık bir yeşil mi desem anlayamadım. Ama çok güzel bir tonu var şu yeşilimin. Şöyle hemen dalımın
tepesindeki pırpıra. Batarak burada iki düğümlü ipimi sabitliyorum. Hemen pırpırımın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Şu boyutta çok büyük olmasın. İyice sıkalım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pembe pırpırımın içine, yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimi bol bırakıyorum. Sinek kanadımız oluştu. Tekrar pembe yuvamın içine battım. Pırpırımın içine. Bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi yine bol bırakalım. Bu işlemi 5 olana kadar devam ettiriyoruz. Pırpır yapıp tepeye çıkıyoruz. Yuvamızın içine iniyoruz. İnerken ipimizi bol bırakıyoruz. Yaptıkça kendisi sola doğru kayacaktır. Şöyle tekrarlıyoruz. 5 olana kadar devam ettireceğim. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Yeni aboneler için, gelecek olan aboneler için hatırlatma yapayım. Her gün 12.50'de İğne Aşkım kanalımda yepyeni modeller sizler için paylaşıyorum. Bir beğeniyi, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı lütfen esirgemeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınız benim için çok önemli. Evet, hemen şuradan da 5'e tamamlıyoruz. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif bol bırakıyorum. Çok tatlı, çok çıtı pıtı, yeni başlayanların bile yapacağı bir model. Ben hemen buradan ipimi keseceğim. İkinci ring, üçüncü rengimi alıp hemen geleceğim. Hemen üçüncü rengimi de mavi olarak aldım. Sizler tek renk yazmalara dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şöyle desenli yazmalara güllerine göre, renklerine göre iplerinizi seçebilirsiniz. Hemen ipimi pırpırımın başına sabitledim. Tekrar pırpırımın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Az önce yaptığımız gülümüzün aynısını bütün güllerimize uyguluyoruz. Yuvamın içine iniyorum. Modellerimin fotoğrafları detaylı, net bir şekilde Instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Yüzlerce modelin fotoğraflarını İğne Aşkım Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Oradan da adım İğne Aşkım, profil aynı. YouTube'da nasılsa Instagram'da da aynı şekilde görseller. Evet, hemen küçük bir hatırlatmadan sonra ikinci gülümü de yapıp bitirdim. Şöyle 4 olmuş. Hemen ipim kısaldığı zaman bu şekilde bir düğüm atıyorum ve rahat bir şekilde devam edebiliyorum. Bunu defalarca kez söyledim. Yeni gelenler oluyor, abone olmadan izleyenler oluyor, yeni öğrenen, yeni oyası öğrenenler oluyor. Sürekli tekrarlamak çok faydalı bilgi diye düşünüyorum. Lütfen abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa, ücretsiz bir şekilde abone olurlarsa çok çok sevinirim. Evet, hemen buradan da ipimi keseceğim. Son bir gülüm kaldı. Onu da bitireceğim. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim.
Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok tatlı, çıtı pıtı. Neredeyse bir günde bitirebileceğimiz bir model oldu. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Verdiğim fiyatlarda masraf kaç taraftan olmak şartıyla, kaç tarafa ait olmak şartıyla. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.